İyi akşamlar diliyorum hepinize. Bugün Beşiktaş takımıyla bir maç oynadık. Beşiktaş takımı Türkiye'nin en köklü, en eski kulüplerinden biri. Her zaman şampiyonluğa oynayan çok değerli bir kulüp. Futbolcuların kapasiteleri, kaliteleri çok üst düzeyde. Biz de böyle bir takıma karşı nasıl futbol oynamamız gerektiğini, geçen hafta da bay olduğumuz için detaylı olarak çalıştık. Teknik ekip ve futbolcular olarak neler yapabilirizin analizini yaptık. Olabildiğince bloklar arasında boşluk bırakmamaya çalıştık. Çok dikkatli, akıllı ve sakin futbol oynamaya çalıştık. Olabildiğince az pozisyon vermeyi düşündük. Yalnız karşımızdaki takım Beşiktaş. Ee, i̇ster istemez bu takıma pozisyon veriyorsunuz. Gerçekçi olmak lazımsa bizim girdiğimiz pozisyon sayısı da Beşiktaş'ın girdiği pozisyondan az değil. Belki daha fazla. Ee, burada da biraz beceri noksanlığı var. Ee, milli takım arasında aldığımız bu üç puan bize derin bir nefes aldırdı. bundan sonraki maçlarımız daha zor olacaktır. Bir de bilindiği gibi bu sene 40 maç oynanacak. Maçlar daha zorlu geçecek. bu 15 günlük süreyi daha iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Sorusu olan var mı? Buyurun. Dağınık demek çok doğru olmaz da ben baştan önce yapılan röportajda da söylemiştim. Beşiktaş biraz sorunlu çıkacak bizim maça çünkü geçen hafta yenilgi aldı demiştim. Biraz sıkıntılı olabileceğini tahmin ediyorduk ve de gol biraz gecikirse telaşlanacağını düşünmüştük. Biz erken golü bulduk. Ondan sonra ikinci golü Sefa ile falan yakaladık. Onu yapsak Beşiktaş çok daha önce pes edebilirdi. Bizim ikinci golü geciktirmemiz veya atamamamız biraz sorun oldu. Beşiktaş hakikaten. Sonradan gelen futbolculara bakıyorsunuz. Ekstra kaliteli futbolcular. Çok iyi bir takım. Ancak biraz herhalde zamana ihtiyacı var. 1-2 mağlubiyet onları olumsuz etkiledi. Şu 15 günlük dönemde Sergen Hoca'nın takımı toparlayacağını umuyorum. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun.